Efendim hoş geldiniz. 24 Spor Gecesi ile birlikteyiz. Yine 24 Spor Gecesi'nde sporda günün öne çıkan başlıklarını Gökhan Dinç ile birlikte masaya yatıracağız. Oldukça yoğun bir gündem var. Gökhan merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok önemli gelişmeler var bugün. Ama transferde de Asamoah ile ilgili mesela az önce sosyal medyadan da duyurdum. Evet. Çok iddialı açıklamaların varmış. Robin van Persie ile bugün bayağı dersini çalıştın geldin. Robin van Persie ile ilgili önemli haberlerin var. Ben Arfa ile ilgili bilgilerin var. Transferle ilgili çok ayrıntılı bilgiler var Gökhan Dinç'le sevgili seyirciler bugün. Ama biz mini takımla başlıyoruz. Mini takımda bugün mini takım teknik direktörü Lucescu bir basın toplantısı düzenledi. Dilersen Lucescu'nun sözlerini ekrana getirelim. Neler söylemiş? Bu arada 30 Ağustos'a da girdik. Evet. Onu 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutluyoruz. Bütün ülke genelinde emeği geçen başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu yolda hakkın rahmetine kavuşmuş bütün vatandaşlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Aynı şekilde ben de özür diliyorum. Yayına girerken aslında planlamıştık ama yayın heyecanı insan bazen adını bile unutuyor. Aynen öyle. Yani benim unutmuşluğum var. Kendi adımı değil de yanımdaki konuğun adını. Aynen. Hemen anlatırım bakalım. Bir gün. Lucescu ile başlayalım. Milli takım teknik direktörümüz Lucescu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında gazeteci arkadaşlarımız bazıları soru sordu. 15 dakikayla sınırlı bir basın toplantısı. Zaten o da ne okkabazlıdır abi? 15 çevirileriyle beraber zaten yarısı gidiyor. Hayır, Sinan abi de çok iyi çevirir bu arada. Bana itirazım yok da sordu, ona çevirdi. Lucescu konuştu. O Sinan Bey gazetecilere çevirdi falan. Yani orada yarısı gidiyor. 15 dakikadan biraz daha fazla sürdü zaten. Tamam abi, yarım saat yap, 45 dakika yap. Yani bugün mesela bir sürü soru var. Onu da söyleyeceğim. Bir gazeteci arkadaşımı aradım. İsmini söylemeyeceğim. Dedim ki yani şu soruyu sorar mısın? Hangi soruyu sor dediğimi de söyleyeceğim. Cesaret edemedi. Peki, Ami Futbol Takım Teknik Direktörümüz Lucescu'nun sadece aptallar fikir değiştirmez. Oğuzhan meselesini bu cümlelerle açıkladı. Sadece aptallar fikir değiştirmez. Bu durum Oğuzhan'la benim aramda bir gelişmeydi. Telefon ettim ve durumu izah ettim. Kararın kendisine bağlı olduğunu söyledim. Bu konuyla ilgili bir problem kalmadı artık, diyor Lucescu. Sence sadece aptallar mı fikir değiştirmez? Ne bilmem. Yani aptallar, hiç aptal görmedim yani. Yani hiç aptalla tanışmadım ya, da. Lucescu böyle beylik aptallar da seviyor. Değişir, değiştirir mi? Ya beylik lafları değişir. Laf güzel yani. Hani içinde bulunduğu ortamı kurtaran bir laf. Çok da zekice söylenmiş bir laf. Sadece aptallar fikir değiştirmez. Güzel bir laf. Yani bu fikri değiştirdiği için kendisini suçlayan insanları da bir nebze absorbe etmiş ve uzaklaştırmış bir açıklama. Yani yarın bütün gazetelerde manşet bu olacak. Mantıklı bir iş yaptı. Mantıklı bir açıklama. Çok zeki bir teknik adam bir kere. Rumen teknik adam. Ben açıkçası bu tip açıklamaları sebebiyle sosyal medyada Twitter hesabımdan da çok güzel bir mesaj attım. Özlemişiz hocam seni dedim. Hani atlar istedi, eşekler ölmedi, köpek var, istedi, o da hazır. Kuşlar ölmedi, arkadaşlarımızdan rica edelim. Yuvasına girmedi, karga işte bilmem ne yapmadı falan. Yani güzel laflar bunlar. Beylik lafları seviyor. Yani işte ama güzel laf. Türkiye'yi şimdi de tanıyor. Lucescu'nun olay sözleri, köpekler istedi diye atlar ölmez. Bu da burası Çavuşescu'nun Romanya'sına döndü falan, böyle hakaretleri de var tabii yani. Ya o hakaret başka sadece bir. Sadece aptallar fikir değiştirmez falan gibi böyle. Ya üstteki köpekler istedi diye atlar ölmez. Onu niye söylediğini hatırlıyorsun değil mi? Galatasaray teknik direktörüydü. Hadi onu biliyorum da ne yani için söyledi? Yani yine böyle şampiyonluk tartışmaları, hakem hataları falan filan. Böyle. Hakem hataları Galatasaray tarafında, aynen. Fenerbahçe tarafına söylenmiş bir laftı galiba, aynen, yanlış aynen, hatırlamıyorsam. Öyle. Saçma sapan bir laf. Sadece bu Çavuşescu muhabbetini de galiba yine Galatasaray'dayken şampiyonluk kaçtıktan sonra yaptığı. Beşiktaş'tayken sanki ben öyle. Hayır, Beşiktaş'tayken hatırlamıyorum. Ben Beşiktaş'tayken Beşiktaş muhabiriydim. Ben Beşiktaş'ta gibi hatırlıyorum. Yok, Beşiktaş'tayken değil. Bunu ben de Galatasaray. Neyse canım, neredeyken nerede işte. Yani sonuç itibariyle Türkiye Futbol saçma Federasyonu'ndaki işte hakem hataları için söylemişti. Hani üstteki bilmiyorum manalı. Yani evet belki ama en alttakini ben son derece normal ve güzel buluyorum. Yani cuk oturmuş yani. Hani güzel bulmuş yani. Sadece aptallar fikir değiştirmez. Güzel bulmuş yani. Bilmiyorum da aptallar değiştirir mi bilmiyorum ama hiç etrafımda aptal eğer yok. Eğer kendi yani fikir değiştirdiyse, ben dün dedim ki burada attım biliyorsun. Bu olgunluğu göstermek çok önemli dedim. Benim Ben de sana bunun karşılığında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönlendirmesiyle böyle bir karar alınmıştır. O zaman sadece aptallar fikir değiştirmez. Yani sadece aptallar içinde telkinle fikir değiştirmez gibi bir şey söylemesi lazım. Şöyle yani. Ve hani detaylı bir şekilde Oğuzhan'ın neden alındığını da anlatıyor. Diyor ki ilk maçlarda beğenmemiştim, son maçta izledim, beğendim.
sonra fikrimi değiştirdim, aldım diyor. Ben açıkçası Oğuzhan'ın son maçtaki performansını da beğenmemiştim bu arada. Yani, kim beğendi ki? Beğenen yani yok. Oğuzhan'ın sezona her zamanki gibi kötü başladığını düşünen bir spor yazarıyım ben. Yani hani son maçta müthiş bir maç çıkartır, ondan sonra alırsın. Ha, bunu yedik mi? Yemedik. Ama güzel çevirdi. Aptallar mı aptallar, aa, güzel çevirdi, güzel yani bunu. Ne demek ya? Bunu güzel çevirdi, güzel çevirdi demek canım kardeşim. Yani bu lafla en azından akıllı bir adam olduğunu göstermiş oldu. Yani ben bugün Rusya'nın açıklamalarından sonra baktım yine sosyal medyada insanlar nasıl tepki gösteriyorlar falan diye. Kimse yemedi. Yani. İşte yedik mi yemedik ama güzel çevirdi diyorum. Ben de mesela ya dün, kimse yemez. Bunu yer mi abi kimse? Bu olgunluğu gösteren Lucescu falan filan demiştim. Ben de o yorumumdan geri adım atıyorum. Neden geri adım senin atıyorum? Geri adım atman normal. İnsanın çelişmesi de normal bu arada. Yani insanın birbiriyle çelişmesi son derece normal. İnsanız çünkü yani. Tabii aynen öyle. Çelişmede bir sıkıntı yok. Önemli olan yanlış bilgiyi vermek. Mesela Fatih Terim Galatasaray'da falan gibi. Ya onlar başka bir şey. Biz burada durum değerlendirmesi yapıyoruz. Senin tabii söylediğin şey haber. Ha işte yani yanlış haber vermemek daha önemli. Yani iyi tarafından bakmaya çalıştım. Dedim ki ya bu olgunluğu gösterebilmek de önemlidir dedim. Öyle düşündüm. Ama bugünkü basın toplantısı benim düşündüğüm her şeyi bir kenara itti. Demek ki yanlış düşünmüşüm meseleyle ilgili. Evet, yanlış düşündüğünü ben sana söylemeye ve uyarmaya çalıştım konu, ama sen tabii bütün uyarıları bir kenara ittin. Yani. Yabancı konusu tartışmalı, tartışılmalı. Ya o zaman senden başlayalım hocam. Sen ne oldu abi? Sen bugün Lucescu'yu döveceksin mi Lucescu'ya? Hayır, dövmeyeceğim de yabancı konusu tartışılmalı diyorsa. Soruyorlar adamı, adam fikrini söylüyor. Anlamadım. Tamam, o zaman ben de diyorum ki ben fikrim bu. Hocadan başlayalım. Sağdaki yani sağ kenarındaki yabancı ile ilgili bir sınırlama yok ki abi, anlamadım. İçeride de yok ki bir sınırlama. Yani Türk ile ilgili işte sınırlama getirilmesi kadar... Türk futbolu adına daha iyi olur diyenlerden Lucescu. Tamam. Yani kaldı ki zaten bu arada bir yanılgıya düşmesin insanlar. 14 tane oynatma serbestliği var. Yani isterseniz bütün takımı Türk oyunculardan da kurabilirsiniz. Yani 14 tane oynatma serbestliği var aslında yani. Hani 14 tane oynatabilirsin. İstersen oynatma. Lucescu'nun yabancı çıkışıyla ilgili izleyicilerimiz ne düşünüyor? Bir sorabilir miyiz Atılgan? Senden rica edeyim. Biraz yayın sürprizi oldu ama yani bu yabancı konusuyla ilgili sözleri çok tartışılıyor. İzleyicilerimize bir soralım. Onunla ilgili ne düşünüyorlar? Yabancı konusunu tartışmak lazım. Bu zaman değil. Şimdi takımlarda değil. En fazla 3-4 Türk var. Bak şu bu sorunun sebebi Lucescu'nun gelir gelmez ben kimi izleyeceğim diye kendi ağzından çıktığı söylenen haberler vardı. Demek ki çıktığı söylenen değil, söylemiş bu lafı. O zaman abi Ukrayna'da bak, mesela niye Ukraynalı oyuncu oynatmıyordu da Shakhtar Donetsk'te yani UEFA Kupası finaline çıktığında 10 tane yabancı ile oynadı. Ama orada kulüp çalıştırıyordu Haluk. Yani elma ile armudu karıştırma. Ya bugün Galatasaray'ın başına gelseydi aynı Lucescu şöyle mi diyecekti? Ne alakası var abi? Yabancı futbolcunun pasaportu mu olur mu diyecekti? Ne olacak? Ne diyecek? Nerede çalışıyorsa ona göre. Abi, bir insanın, abi bir şey söyleyeceğim. Bir şimdi amiyane bir tabir kullanacağım da yanlış anlaşılmasın, hakaretse de şimdiden özür dilerim de. Deme sen yani at sahibine göre kişiler abi. İrbe'yi diyor ki aman abi söylemesin. Hayır, at sahibine göre kişiler abi. Şu anda milli takımın başındayken Türk milli takımını ve çalıştırdığı takımı düşünmek zorunda bu adam. Dönüyorsun ligde mücadele eden bir takımı çalıştırıyor olsaydı bu şekilde söylemeyebilirdi. Ömer Barlas demiş ki 12 yıl Ukrayna'da kalıp Portekizce öğrenen Lucescu'nun yabancı konusunda fikri önemli tabii ki demiş. Yani sürekli Brezilya'dan oyuncu getirip Shakhtar Donetsk'te oynattı. Ya bir dur abi yani, Allah aşkına geldi adam yine vurmaya başladınız. Bir durun abi ya, bir maç yapsın. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ne olur ya bir top oynayalım. Bir bakalım abi. Oynanmamış maç amca, üzerinden adama her zaman, şeyine vurduk ya. O zaman basın toplantısında desin ki bu konu bugünün gündem maddesi değil. Bunu bu konuyla ilgili fikrini daha ilerleyen zamanlarda beyan etmek 15 dakika yaptı diye eleştirdik. Başka zaman, onu sormasa eleştireceğiz. Başka zaman bu fikrimi paylaşmak istiyorum kamuoyuyla. O zaman kaçtı diyeceksiniz. Niye kaçtı diyeyim canım? Sormadı, cevaplamadı. Ey Lucescu cevap ver falan diye kükreyeceksin burada. Hayır, alakası yok. Evet abi. Abi biliyorum öyle olacağını. Yok yok. Çok net yani. Takımlarda en fazla 3-4 Türk var. Bu seçimi yapmak konusunda işleri zorlaştırıyor. Yani iki tane çok önemli maçımız var. Ben iyi Türk oyuncuları kadroya aldım. Oyunun dışında tecrübeleri de çok önemli. 2002-2004 arasında düşünürsek Galatasaray'dan 8 futbolcu iyi takımda vardı. Ve takımın gücünün büyük bölümünü oluşturuyordu diyor. 2002-2004'te. Yani Dünya Kupası'ndan döndük. Ondan sonra biliyorsun ilk katıldığımız şampiyona 2008 Avrupa Şampiyonası. Yani diyor ki 2002 ile 2004 arasında Dünya Kupası'ndan çıkıyorum. Ana temelini Türk yani Galatasaraylı oyuncular koruyordu diyor. 4 sene, 6 sene gidemedik biliyorsun o takım. Ya yani müthiş bir jenerasyon var ya, Türk jenerasyonu. Yabancı sayısının ne zamanı ne yeri açıklaması bu. Ver gitsin abi. Ver gitsin, çok transferde bir sürü şey var abi. Ver gitsin abi.
Ben söyleyeceğimi söyledim. Üzerinde daha fazla bir şey değil. Göksel yanlış demiş zamanda ki, tartışılan iki bir şey. 2 senedir Beşiktaş şampiyon olurken yabancı kuralı neden konuşulmuyor? Arkadaşlar bunu lütfen takım bazına indirgemeyin. Ha, şimdi Galatasaraylılar şöyle... Tabii Galatasaray dolu dizgin gidiyor. İyi bir takım kurdu Galatasaray. İşte yabancı sayısı serbest bırakıldıktan sonra belki de ilk kez bu kadar önemli yabancı transferler transfer etti. Bu sebeple Galatasaray taraftar diyor ki Galatasaray güçlendiği için bu tip tartışmalar çıkıyor falan diyor ama onunla alakası yok. Bugünden yarına da bunun değişme ihtimali yok. Yani size onu net olarak söyleyeyim. Bu sezon içerisinde değişme ihtimali yok. Zlatan demiş ki, Zlatan izin. Gelecek sezonda futbolcunun Türkiye yabancısı olmaz. İyisi kötüsü olur. Aşamadık şu kompleksimizi diyor. Bu çok doğru. Yani Allah Allah çok mu doğru? Evet. Biz de dedik 14 tane serbestlik var. İstersen Türk oyuncu yetiştir, Türk oyuncu oynat dedik. Yani Erkal demiş ki Gökhan hiç frenle Haluk Yürekli'nin freni boşaldı demiş. Evet abi ben böyle bir şey görmedim. Freni boşalmış kamyon gibi gidiyor Çesko'nun üstüne ya. Ha bir dur daha ya bir dur yani. Oynasın oynatsın bir bakalım. Kötüyse eleştiririz o zaman. Peki. Ama ben Lucescu'nun kötü bir futbol oynatacağını düşünmüyorum açıkçası. Her kimi tercih ederse sen öyle futbolu seviyorsun ya. Abi çünkü sevme. İyi oyna gideme. İyi oyna gitme. Ne zaten olacak? Zaten gidemeyeceksin ki. İyi oyna bari. Yani hiç olmazsa nereden nereden biliyorsun? Olur. Bir dakika. Nereden biliyor musun 4'te 4 yapamayacağını? Dün bana nereden biliyorsun? Çok Pollyanna. Nereden biliyorsun? Bana onun garantisini şimdi verebilir misin? Çok Pollyanna. Bak kimle oynayacağız? Ukrayna'yı deplasmanda yenemez miyiz? Yenemeyiz. Peki. Sor ikinci soruyu da sormuyorum. Sor. Ya sen iyice ne makaraya sardın işi. Abi makarayla ne alakası var? Ya zaten gidemeyeceksin ne demek? Ya zaten gidemeyeceksin ne demek abi? Zaten bugün Lucescu basın toplantısında söyledi abi. Yani Lucescu onları oyuncusu... çok yapar. Onları çok yapar. Sen Lucescu'yu unutmuşsun. Tamam ben yenemeyeceğimi düşünüyorum. Sen Lucescu'yu Galatasaray'dayken de sevmiyordun. Biliyorum. Sen benim 20 yıllık arkadaşımsın. Alın abi bunu, alın abi bunu. Gönderin bunu gitsin. Bu nasıl bir futbol anlayışı falan diyen bir insandın. Ben de diyorum ki ben bir Türk vatandaşı olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız günün gecesinde diyorum ki pardon günün ilk saatlerinde diyorum ki abi bir dur. Bir dur. Bir topa bas. Ve biz bu takım ya mini futbol olmayacak işler yaptı mı? Olmayacak maçlar kazandı mı? Yaptı. Kazandı. 2008'de neler yaptık? Olmayacak işler yaptık. Değil mi? Son Avrupa Futbol Şampiyonası'na nasıl gittiğimiz ortada. Olmayacak işler oldu. Bekle abi. Tamam peki. Ukrayna'yı deplasmanda yenebiliriz. İçeride Hırvatistan'ı yenebiliriz. İçeride İzlanda'yı yeneriz. Dışarıda da Finlandiya'yı yeneriz. 12 puan yaparız. Grup 1 olarak çıkarız belki. Nereden biliyorsun abi? Oynanmadan futbol kazanılmıyor Ali. Tamam doğru. Ama senin bu söylediğin ne var ya? Tamam devam et geç. Abi bizim Bahadır demiş ki abi adam bizim futbolumuzu bizden daha çok düşünüyor. Lucescu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsun demiş. Bayılıyorsunuz böyle bir günde her şeyi değiştirmeye. Evet abi niye sustun ya? Kamil demiş ki abi şimdi bir kontrol de ediyorum ya bir taraftan. Ömer Barlas ya gecenin fıkrası 4'te 4 demiş. Vizye. Kamil'i buldum. Ha. Lucescu onu demiş, bunu demiş. Kıvırmış, mıvırmışmış. Bırakın bunları. İki kritik maç var. Tamam kardeşim maçlar bitsin mi? Demiş. Hayır niye iki kritik? Niye iki? Sadece iki kritik. Çünkü diyor ki yani o iki maçtan diyor 6 puan çıkartamazsak diyor. Zaten selamünaleykümüz yani. Zaten öyle. Tamam. Yani şimdi sen abi hırlat... özel çocuklar milli takım kampına gitmiş. Bu arada milli takım Türkiye... Arda ile ilgili açıklamasını konuşmayalım mı? Lucescu meselesi seni... Ya sarmadı abi beni. Ben de bir sürü transfer konuşacağız diye hazırlık yaptık burada ya. Tamam ver abi Arda'yı da. Peki. Hayatım boyunca herkesin bir şansı olması gerektiğini düşünüyorum. Eminim o da çok üzgündür yaşananlardan. O bana benim kalbim Türk diye cevap verdi. Kendisi hazır mı değil mi göreceğiz. Basınla olan ilişkisini bilmiyorum. Umarım siz de yardımcı olursunuz diyor medyaya. Arda'nın en son oynadığı milli yani resmi maça baktık. Yani söyleme tamam. Yine çok milli eski maç. Barcelona'da filan yani bir 90. dakikada oyuna girmiş. Ondan önce Mart'ta. Mart'ta evet. Oynamış ve o da 65. dakikada oyuna girmiş. Barcelona'da en son resmi maçı. En son resmi maçında Türk milli takımıyla oynamış 5 Haziran'da. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Ya evet Arda fiziksel olarak hazır mı değil mi buna Lucescu karar verecek. Arda'nın üzgün olduğunu söylüyor. Ben Arda'nın üzgün olduğunu görmedim hiç. Yani en azından söylem anlamında üzgün olduğunu, Bilal Meşe'den özür dilediğini, Türk halkından özür dilediğini görmedim. İnşallah çıkar bunu söyler. Çünkü Arda'nın milli takımında Arda'ya ihtiyacı var. Ama öyle ama böyle. Yani ne olursa olsun bu Barcelona'da oynayan ya da Barcelona kadrosunda bulunan bir Türk oyuncun varsa o oyuncuya senin saha içinde ya da saha dışında ya da saha kenarında mutlaka ihtiyacın var. 2 kere 2 daha 4. Arda'sız bir milli takım düşünülemez şu an için. Peki.
Lucescu'ya son noktayı koyuyoruz. Şükür. Gönlümüz Amili Futbol takımımızla. Özel birlikte. Çocuklarımızla bir araya geldiği görüntüyü kullanmayacak. Onu da verelim evet. Galatasaray'ın maçında son Galatasaray içeride. Ya bu arada da Galatasaray kulübünün. Seremoniye çıkartmak istedi. Ama kulüp ya Sivas bunları yapman maçında. Lazım abi. Bu kulüpçüler biliyor bunu kulüpte kulüp, çalışanlar. Ama abi işte o e-bilet. Ya tabii ki esnetilebilir de. E-bilet sistemi sebebiyle zaten federasyon kendi sorumlu olan yöneticileriyle ilgili şey başlattı, soruşturma ya başlattı. Ya tamam başlattı ama kulüp de bilmesi lazım. Erkenden yap şu işi ya. Abi o bir dakikalık iş ya. Yapma. Yani erkenden yapma. Yap abi. Bak mesela şu an ne mis gibi çocuklar bir araya gelmişler. Dünyanın en güzel şeyi. O çocuklar mesela, yani çocuklar diyoruz da hani işlerinde belki yaşça daha büyükleri de olabilir. Ama hepsi çocuk mu bilmiyorum tabii. Mesela şimdi sakallı bir kardeşimiz var orada mesela yani. Ya benden küçüktür de kesin. Senden de küçüktür abi. Olabilir. Yani kardeşlerimiz aslan diyelim. Aslan parçası ya. Bu aynen. Kadar basit. Hepsi yani bu, aslan parçası. Bu kardeşlerimiz büyük. Yani mesela Sivas Spor maçı gecesinde bir gece önce yattılar. Yarın dediler Türk Telekom Stadyumunda işte Galatasaraylı oyuncularla, Sivas Sporlu oyuncularla sahaya çıkacağız dediler. Bu imkanı yakalayamadılar. Ama belki de birçoğu için oldu. Daha iyisi oldu. Yani şimdi daha iyi. Ama işte o onların hayal kırıklığını bilemiyoruz tabii ama telafi etmiş Türkiye Futbol Federasyonu'nu. Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu'nu da tebrik etmek lazım. O gün eleştirmiştik. Bugün de ayakta alkışlıyoruz. Aynen öyle. Sayın Bakanımız da oradaymış. Ben evet. Sayın Bakanımızın katıldığını bilmiyordum. Sayın Bakanımızı da tebrik edelim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyelim. Bitirdik. Evet. Emre Mor bugün Celta Vigo'ya transfer oldu. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya 12 milyon euro 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hala Celta diye tweet attı fotoğrafıyla beraber. Normal ne yapacak? 5 yılda ben 5 yılda orada kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Celta Vigo Türkiye Ligi'nde yakıştırma yapmak adına söylemiyorum. Ama orta sıralarda mücadele eden takımlarımız gibi bir takım. Burada daha fazla süre alacağını düşünüyorum. İspanya Ligi oldukça önemli bir lig. Emre Mor için de önemli bir lig. Emre Mor'un oynayıp kendini gösterebileceği hatta İspanya'daki diğer önemli işte Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi kulüplere sıçrayabileceği bir lig. O ligde göstereceği performansla hatta tekrar belki de Bundesliga'ya geri dönebilir. Emre Mor'un yeteneğinin Avrupa'da devam etmesinin gerekliliğini sürekli söylüyordum. Sakın Türkiye'ye gelme. Türkiye gelirse çok kötü olur Emre'nin geleceği için demiştim. Doğru bir karar vermiş kendisi de. 5 yıl süreyle Celta Vigo'da kalacağını düşünmüyorum. Umarım Celta Vigo'da 2 maçta 0 puan çekti. Galibiyeti beraberliği yok 2 haftada. Celta Vigo henüz daha 3 puanla. Umarım Emre Mor'un gelişiyle birlikte Celta Vigo'da yükselişe geçer. O yükselişin sebebi de Emre Mor olur. Çok yetenekli bir oyuncu. İçeride bir hazırlık maçında Antalya'da hepimizi çok umutlandırmıştı. Yani muazzam bir performans göstermişti. Yani dedik ki muazzam bir oyuncu geliyor. Ondan sonra onu da bir yerde göremedik yani. Süre alamadı. İşte, alması lazım ama. Yani sen şimdi çok büyük yeteneksen sadece yetenekli de olmuyor bu. Mental bir takım hikayelerle de güçlendirmen lazım. Ama bir de tabii oynadığın takımdaki alternatiflerin neler? Rakiplerin tercih kimler? Yaparken, ama sen, tercih yapıyorsun da şimdi Borussia Dortmund önemli bir tercih abi şimdi. Doğru. Yani Norveç'ten değil mi? Evet. Norveç'ten kalksan Bundesliga güzel bir, önemli bir tercih yani. Hatta burada ayakta alkışladık o Muzi arkadaşım. Abi, Muzi ne oldu Muzi? Dembele de mesela. Muzi ne oldu? Muzi ile arası papazdı. Yok ayrıldılar. Dembele de mesela Dortmund'da. O da genç bir oyuncu. Barcelona'ya gitti. Yani anlatabiliyor muyum? Ya tabii ki anlatabiliyorsun da Emre'nin fiziksel olarak da çok ciddi eksiklikleri var. Emre Mor'un Celta'ya transferi Neymar'ın Paris Saint Germain transferinden daha sürpriz olmadı mı diyor. Evet biz Emre Mor'u biliyorsun Fenerbahçe'ye getirdik, Galatasaray'a getirdik. Yani biz derken medyadan bahsediyorum. Inter'e imza attırdık. Yani, Monaco'ya da gitti galiba. Her yere gitti. Mi? Sonunda Celta'ya gitti. Ya bence bak şimdi tahminim, Celta'nın Dortmund'da ismi. Kalacağı yönündeydi. Bak Celta'nın ismi ben Dortmund'da kalmayacağını tahmin ediyordum da. Ben açıkçası Celta'nın ismi belki evet adı geçen kulüpler kadar büyük kulüp o kulüp olmayabilir ama oynayacağı lig İspanya Ligi ve dolayısıyla Celta Vigo'da da daha uzun zaman ve süre alabilir. Dolayısıyla bir kendini gösterebilme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Ha bu arada Danimarka ya. Erkal söylemiş. Evet Danimarka pardon. Ben Norveç düzeltelim.
Evet. Ben onları hep karıştırıyorum yalnız yani. Sen Norveç'e de gittin halbuki. Sen de gitmedik mi biz Oslo'ya? Danimarka'ya gitmedik mi? Danimarka'ya. Danimarka'ya zaten gittik de. Norveç daha uzakta. Danimarka'ya niye gittik? Tamam abi, değiştirelim. Niye gittiğimizi hatırlıyor musun? Tebrik ediyorum sizi. Evet. Oradan aslanlar gibi bütün Türkiye'yi sokağa dökecek bir skorla döndünüz. Aynen. Bir de sokak kavgası ettiniz 17 orada. 17 Mayıs ben kavgaya karışmadım. Ben işin eğlence tarafındaydım ben. Ha öyle mi? Tabii. Güzeldi yani. İyi, peki. 17 ne Mayıs. Biz de burada Türkiye'de sizin zaferinizle coşuyorduk. UEFA şampiyonluğunu bir kez daha andık. Başka da bir daha da gitmedin değil mi? Bir daha da olmadı ya. Danimarka'ya gitmedim. Bir kere gittim. Ha, tamam. Tivoli Meydanı. Güzel bir yerdi. Üf, ne olaylar çıkmıştı. Kopenhag. Bir sürü ay arkadaşımıza dayak yemişti kameraman, muhabir. Evet. Devam edelim abi. Fenerbahçe'de sıra galiba. Peki, geçelim. Şükürler olsun. Fenerbahçe'ye geldik. Şimdi Neto geldi bugün. Dün de bizim yayınımız sırasında İstanbul'a gelmişti. Sağlık kontrolü. İşte bir takım prosedürler tamamlandı. Artık takımla çalışmalara başlayacak. Milli takım haftasına denk geldiği için aşağı yukarı bir hafta, 10 gün takımla adaptasyonu da sağlanacak. Tabii milli oyuncular da Fenerbahçe gibi büyük takımlarda milli takım oyuncuları gidiyor. Ama hiç olmazsa Aykut Kocaman'ın futbol felsefesinin ne olduğu, neyi oynatmaya çalıştığını anlayacak, bilecek, öğrenecek en azından. Yani bu süre onun için çok önemli. Neto için nokta transferdir diyebilir misin? Diyebilirim çünkü Roman Neustadtler oynuyor. Yani Kayer'in boşluğunu doldurabilecek ve ilk 11'de sürekli oynayabilecek bir oyuncu Neto. Açıkçası bizim Orçun getirdi. Bizim Orçun da Portekiz Ligi'nin önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Ben Portekiz Ligi ile ilgili hemen hemen bütün fikirleri ondan alırım. Mesela bir oyuncu geleceği zaman ya şu oyuncu için ne diyorsun diye sorarım ve verdiği bilgi de karşılığını bulur. Bu anlamda Orçun'u da emeği geçtiği için teşekkür ederim. Türk futbolu için önemli bir transfer, nokta transfer bence. Şikertel'le yan yana oynadığında tabii ki bir uyum sorunu yaşayacaktır. Her iki stoper de yaşayacaktır. Hem Şikertel hem de Neto. Ama bu uyum sorununu çabucak atladı. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Bu nedir ya? Zanlı gibi getiriyorlar abi adamı. Ya bu nasıl bir şey abi? Ya bu adam sanki 3 tane banka soymuş. Uluslararası bir kaçakçıymış gibi. Gerçekten öyle. Bu ne abi ya? Allah aşkına ya. Yani ben burada emniyeti eleştirmiyorum. Hayır, abi. Ben de eleştirmiyorum. Emniyet değil, eleştireceğim. Bu ne abi ya? Şöyle de bir durum da yok yani. Hani vallahi bu ne abi? Kalabalık falan da yok. Ya oyuncu nasıl şaşırmaz mı ya? Düşse, baksana dışarı Allah'ın kulu yok abi. Gece saat 1:30 mı ne gelmiş zaten. Ben hayatımda yani böyle bir durum yaşamadım. İki polis koluma girip beni böyle... Ya adam dese ki ne yapacağım? Ben de yaşamadım. Allah da yaşatmasın zaten abi. De. Abi böyle bir şey var mı? Adam ne güzel gülücüklerle gelmiş. Adamı şimdi birazdan görüntüsüne bak abi. Ne yaptım abi? Ben niye geldim? Nereye geldim? Falan ya der çok yani. Çok doğru. Tebrik ediyorum. Çok güzel tespit. Ama yani. Samimi söylüyorum. Bu olmaz abi. Başladığımızdan beri en iyi tespitim buydu biliyor musun? İlbey duyuyorum oradan da kahkaha seslerini. Yani gelmiyor zannetme. Ya ama ya yayın bitecek İlbey. İşin latifesi bir tarafa da. Gerçekten. Bak şimdi bak. Birazdan yürüyorlar. Bak. Zanlı mı abi fotoğraf. Bu geldi. 3-2-1 buyurun arkadaşlar. Hop gir koluna. Geldi evet. Son fotoğraf girdik. Buyurun. Devam edelim. Allah 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 Allah. Adam şokta ya baksana ne oluyor. Şuraya bak abi bu ne ya? Sanki ötekisi abi, bir kolunda. Hani bir buradan, konuşturtmuyorlar yürüyorlar. Buradan, adam arkada birisine bir şey söyleyecek. Adam buradan fırsat vermiyorlar. Evet fırsat vermiyorlar. Arkada mesela atıyorum yani arkadaşlar ya benim bagajı unutma falan diyecek yok yani. Vatan emniyete ya gidiyorlar. Ya arkadaşa ben göndereyim yeşil falan atlet falan göndereyim abi yeşil ya da beyaz hangi. Bu nasıl bir şey abi? Yapmayın gözünüzü seveyim abi ya. Demiş ki, ya herkes görüyor bu fotoğrafları ya. Abi gömdeki adam kolundan hiç çıkmamış demiş. Ya herkes görüyor. Yahu adamlar işini yapıyor. Adamlara demişler ki bunu böyle götür. Neden? Çünkü bir bakıyorsun abi adam yürüyemiyor. Sakatlanacak adam milyon euro veriyor taraftardan. Ama öyle bir kalabalık yokken de yapmayın abi şunu ya. Önemli bir transfer. Sağ salim sağlık kontrolüne girmiş. Gecenin köründe bu arada biliyorsun. Gecenin köründe de gitti hastaneye. Tebrik etmek lazım Fenerbahçe. Umarım Fenerbahçe'nin fazlasıyla faydalanacağı bir transfer olur. Artık ben şu bildiklerimi Erkan anlatayım. Erkan Yücevel demiş ki adamın kalpazan gibi getirmiş. Adam sanki 3 tane banka soymuş, uluslararası suçlu. Yani Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı adam gibi geliyor abi. Şimdi sen düşünsene Gökhan. Yani sanki çakalmış gibi. Bak çakal vardı ya çakal. Bilir misin sen çakalı? Hatırlar mısın? The Çakal mı? Ha, The Çakal o filmin adı. Hayır. Çakal kendi adamın kendi, adı. Ha. The Çakal artist film seyrediyor. Bruce Willis değil mi? Güzel evet, film. Çok iyi. Çok iyi evet. Bu her arabanın içerisinde öyle uzaktan kumandayla açıyor falan yanında oturup çıv çıv ateş falan güzel. Ama ne oluyor sonra? Tren istasyonunda. Çok iyi. Çok iyi film. Gerçekten iyi film. Filme nasıl geldik bilmiyorum ama. Çakal dedim oradan geldi. Ne diyordum ben bir şey söyleyecektim.
Neyse sen bildiklerini söylemeyi dağıttın yani çakal bakalım. Film güzel. Aykut Hoca'nın açıklamalarını diyecektin galiba. Peki Aykut Hoca'nın açıklamalarına da yer verelim. Bu Aykut Hoca'nın açıklamaları yalnız bu sohbet açıklamaları galiba benim bildiğim kadarıyla. Evet evet sohbette hani, söylemiş. Gazetecilerle sohbet toplantısı. Bana karşı olan kini ve öfkeyi anlayamadım. 4 yıl boyunca burada değildim ancak yine her şeyi bana mal ediyorlar. Ben kime ne yaptım anlamış değilim. Fenerbahçe'nin kaybetmesini bekleyen ve kaybettikten sonra ağır eleştiriler yaparak takımı yıpratmak isteyen bir grup var. Ama bu grup yanılacak. İlerleyen zamanda bu takım daha fazla doğruları yapmaya çalışacak. Daha doğru oynamaya başlayacak. Zorlukların olacağını bilerek görev aldım. Pek çok şey değiştirmem gerektiğini biliyorum. Sabırla doğru bildiklerimden şaşmadan yoluma devam edeceğim diyor Aykut Hoca. Aykut Hoca'dan benim beklediğim duruş bu. Benim Aykut Hoca'ya aykırı bulduğumsa bir kere Aykut Hoca'nın üzerinde inanılmaz baskı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalalım ve bunu bilerek konuşalım. Aykut Hoca'da inanılmaz bir baskı var. Aykut Hoca bu kadar kısa zaman içerisinde ben kime ne yaptım, benim üzerimdeki kin, nefret, öfke falan bunları bu kadar kısa zaman içerisinde telaffuz edecek bir adam değil. Demek ki bunları gerçekten içten içe yaşıyor. Ve o grup her kimse sadece Fenerbahçe değil bu işler kötü gittiğinde her takımda ortaya çıkan gruplar bunlar. Galatasaray'da kötü gittiğinde çıkar, Beşiktaş'ta kötü gittiğinde çıkar, Trabzonspor'da çıkar. Bütün beklentileri yüksek takımlarda böyle bir grup her zaman hali hazırda bekler ve işler kötü geldi, kötüye gittiğinde bir de şöyle bir şey vardır büyük kulüplerde. İzleyicilerimizin... Sonuçta doğru orantılı değil midir bu? Tabii ki izleyicilerimizin de şu ya şimdi mesela hatırlatmayı... Aykut Hoca diyor ki yani benim bana karşı bir kin, öfke var diyor değil mi? Mesela Fenerbahçe şahane bir başlangıç yapmış olsaydı ligde 3'te 3 Vardar'ı geçmiş olsaydı UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor olsaydı iyi top oynuyor olsaydı yani hani taraftarını heyecanlandırıyor olsaydı o rüzgarı arkasına almış işte olsaydı abi. Bugün Aykut Hoca'yı kim eleştirir? Aykut Hoca 3'te 3 yapsın Aykut Hoca'dan büyük teknik direktör olmaz bu ligde. Her ha? yerde öyledir Anladın ama mı? Bu iş. Her yerde öyledir 3'te 3 yapma 3'te 3'te peki, değil. Peki değiştiriyorum ya geldin. Peki Şenol Güneş 5 maçın 3'ünü kaybetti ikisini de beraber Sanlanır. Bitirdi. Kötü hoca der misin? Demem. İşte asla demem. Yani. Aykut Hoca için de kötü hoca demem. Aykut Hoca da kötü hoca değil zaten. Ben asla zaten kötü hoca olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Ama oynattığı futbolun... Bak gaza bas birazdan ne yaptım ben diyeceksin. 32 Peki. oldu. Gaza bas abi. Peki. Ben Arfa ile ilgili şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'yi geçmeden. Ben Arfa Türkiye'ye gelmek istemediğini nihayetinde açıkladı ve Fenerbahçe'de bir yöneticiyle konuştum yayından önce. Fenerbahçe yönetici de Ben Arfa zaten gelse nerede oynayacak Gökhan? Ben de dedim ki hatta Sayın Mahmut Uslu bunu gerçekten çok daha aylar öncesinden görmüş ve bilmiş ki Ben Arfa Juninho gelmeden önce. Ben Arfa'yı Giuliano, Juninho nereden çıktı ya? Giuliano, Juninho beni andı. Ben Arfa'yı gelse de gerçekten nerede oynatacak kısmında şu anda Fenerbahçe haklı. Eğer ki transferi yapmış olmasalardı Ben Arfa'yı alabilme ihtimalleri vardı. Gelelim Abubakar konusunda. Abubakar'ın yıllık maliyeti artık Fenerbahçe'nin çok üzerinde. Fersah üzerinde hem bonservisi hem de kiralama bedeli Fenerbahçe'nin karşılayabileceği boyutta değil. Ancak ve ancak Porto Kulübü bunda bir indirim, takas bir şey yaparsa onu bilmem. Yani Ben Arfa ve Abubakar Fenerbahçe'nin gündeminden çıkmış durumda şu an için. Gelelim Van Persie'ye. Dünden beri bizim de burada konuştuğumuz ve bugün de insanların konuşmaya başladığı Hollanda milli takım antrenmanına nasıl çıktı? Hollanda milli takım antrenmanında nasıl bu kadar üstün performans sergiliyor? Geçmeden şunu söyleyebilir miyiz? Bugün medyada da yer aldı. Abubakar'a Marsilya'nın 17 milyon euro teklif ettiği. Yani elbette rakamlar Avrupa'da çok fazla uçmaya başladı ama ya sence Abubakar 17 milyon euro bonservisle transfer edilecek bir oyuncu mu? Ben Abubakar'ın geleceğinden son derece mutluyum. Bak samimi söylüyorum. Beşiktaş'a geldiğinde Beşiktaş'a geldiği ilk günle son gittiği gün arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla ben Abubakar'ın gelişimi açık bir futbolcu olması sebebiyle ve o gelişimi de gerçekten hem açık gerçekten de üstüne koya koya gidiyor. Hazırlık maçlarında attıkları ortada yaptı şimdi ligde yapacak. Yani bütün bunları bir araya getirdiğinde ben gelecek vaat ediyorum. Emre Mor'a yapıyorsan Abubakar'a da yapabilmelisin. Emre Mor sonuç itibariyle sonucu direkt etkileyecek. Yani bir striker, bir golcü değil. Abubakar öyle bir golcü. Dolayısıyla bu gelişimin içerisinde bence yatırım yapılabilecek bir oyuncu. 17 milyon veririm diyorsun. Ya benim param varsa veririm. Yani benim eğer ki 100 milyon euro gibi bir bütçem varsa ben 17 milyonunu Abubakar'a seve seve veririm. Ben Arfa için de ben hani çok hızlı hızlı geçiyorsun ya izleyiciler merak ediyorlar şimdi. Ben Arfa daha önce de bu programda konuştuk defalarca. Ben Türkiye'ye oynamak istemiyorum, Türkiye'ye gitmek istemiyorum filan diyor ya. Yani en azından Fransa medyasından bize yansıyanlar bu ölçüde. Yani bu kadar da arka arkaya ben Türkiye'ye gitmek istemiyorum haberlerinin çıkıyor olmasının bir gerçekliği var mutlaka. Var. Peki abi bu kadar yani ülke futbolunu tırnak içinde söylüyorum onun ifadesiyle aşağılayan
Ben Arfa'nın peşinde biz niye hala koşuyoruz? Şimdi abi? Peşinde koşmuyoruz. Şöyle bir şey var. Ben Arfa'yı Fenerbahçe yönetimi bu açıklamalar yapmadan önce çok inanılmaz istiyordu. Ve Türkiye'ye gelmek istemediğini söylediği ilk an itibariyle Fenerbahçe yönetimi Ben Arfa transferinden vazgeçti. Zaten yerine de oyuncu aldı. Ben Arfa'nın bu kadar çok konuşuluyor olmasının sebebi onun da hokkabaz bir tane menajeri var. Türkiye'deki kulüplere göndereyim ki ben oradan Hanut'un büyüğünü indireyim diye sürekli bugün sürekli ne kadar konuşuyor. Doğru ne kadar sürekli yanlış konuşuyor. Bilmiyorum sürekli ama Türkiye'yi söylüyor. Türkiye'de Başakşehir ve Fenerbahçe Ben Arfa ile ilgileniyor. Ben Arfa İstanbul'a gidecek. Bu iki takımdan birini seçecek gibi bir açıklaması da okudum bir yerde. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani benim transfer döneminin son günlerine girdik ya Avrupa için en azından. Evet, ben şunu söyleyeyim. Benim Fenerbahçe yönetiminden almış olduğum haber net şu. Ben Arfa'yı almayacağız. Ben Arfa ile ilgilenmiyoruz. İlgilendik. Çok istedik. Ama alamadık ve şimdi de onun yerine başka bir oyuncu aldık. Artık şimdi ben Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum dese de ona ayıracak bütçesi bence bu bilgi değil, yorum. Bence Fenerbahçe'nin öyle bir Ben Arfa'ya ayıracak bütçesi yok. Şu Van Persie ile ilgili kısmını anlatabilir miyim? Anlat. Fred ile ilgili bir şey söyledin mi? Fred alternatiflerinden bir tanesi. Fred alternatif ama Fred'i ben sormadım. Perşembe günü bu arada Josef Fred'i de Souza ile ilgili sormadım. Perşembe günü İngiltere'de federasyonun karar vermesi çalışma izniyle ilgili. Yani o kararın perşembe günü çıkması bekleniyor. Yani kimsenin tereddütü yok. O çalışma izni alacak diyor. Abi, çalışma izni çıksın, alsın, gitti, gidiyor. Nokta, tamam. O şey de yani. Peki, o da gelelim şey, Robin Van Persie'ye. Şimdi Fenerbahçe'de sakat, Gençler Birliği de Ankara deplasmanına gitmiyor. Dönüyor Hollanda milli takımıyla. İşte dün de bu görüntüleri konuştuk. Yani ya bizi kandırıyor, ya Fenerbahçe'yi kandırıyor, ya kendini kandırıyor. Ya da senin dediğin gibi bir hokkabazlık peşinde yani. Şöyle, Van Persie şu anda sakat. Van Persie'nin omzunda ciddi bir yırtık var. O yırtık geçmesi için hareket etmemesi lazım. Hareket ettirmemesi lazım. Hareket ettirirse eğer uzak o yırtığın diyorsun, açılma şansı, hele bir de üzerine düşerse Allah korusun daha da o yırtığın açılma ve uzama şansı var. Şimdi buradayken Van Persie Fenerbahçe doktorlarına şunu söylüyor. Beni iyileştirin. Ben sakatım. Deplasmana gitmek istemiyorum. Beni iyileştirin. Bana tedavi neyse onu uygulayın diyor. Hollanda milli takım kadrosu açıklandığında Fenerbahçe doktorlarıyla Hollanda milli takım doktorları birbirleriyle yazışıyor ve Fenerbahçe doktorlarından Hollanda milli takımına giden şöyle bir rapor var. O raporda da Van Persie'nin sakat olduğu raporu var. Ancak milli takım daveti aldıktan sonra kulübünden de izin alarak gidiyor ve oradaki doktorlara ben oynamak istiyorum, antrenman yapmak istiyorum ve maçta oynamak istiyorum diyor. Şimdi FIFA kuralları gereği eğer bir oyuncu gerçekten sakatlığı varsa ve raporla belgelendiyse bu, oyuncu oynamak istemiyorum derse onu zorla oynatamaz. Ama oyuncu bütün riskleri kendisi kabul ederse eğer ki ben iğneyle oynatırım, ağrı kesici iğneden bahsediyorum. Ağrı kesici iğneyle de olsa oynamak istiyorum derse oynatabilirsin. Orada öncelik Hollanda Futbol Federasyonu'nda. Oyuncuda. Elbette öyle. Burada ama da orada da. Evet. Ve bunu da iletiyor Fenerbahçe'ye ve oyuncu kendi oynamak ve antrenmana çıkmak istediği için o ağrı kesicilerle benzerini çok yaşadı Fenerbahçe. Gökhan Gönül'le yaşadı, Topal'la yaşadı. Her ikisinde de yırtık vardı, birisinin kaburgasında bir şey vardı. Yine de ağrı kesici iğnelerle oynatıldı. Van Persie de bu antrenmana Fenerbahçe kulübünün bilgisi dahilinde ağrı kesiciler vurularak antrenmana çıkıyor. O kadar çok oynamak istiyor ki Van Persie milli takımda. Maça da çıkacaksa ağrı kesicilerle çıkacak. Eğer bu ağrı kesicilerle çıkmasaydı zaten bu hareketliliği işte koşarken, yere düşerken ya da bilmem o hareketliliği yaptıktan sonra inanılmaz büyük bir acı içerisinde aslında kalması bunlar, gerekiyor. Ya senin bu anlattıkların çok önemli bilgiler de. Yani izleyiciler çok fazla önemsemiyor bunu. Neden? Robin Van Persie önümüzdeki sene nasıl Fenerbahçe'de kalacak abi? Neden oynadığını niye önemsemesin hayır, abi? Hayır, şunun için söylüyorum. Yani o şu anda herkesi anlatacağım, bir sonraki oraya geliyorum. Fenerbahçe'ye döndü. Hızlandırayım dedim. Milli takım, Hollanda milli takımından araya girmeseydin zaman kaybı da olmayacaktı. Hollanda milli takımından döndü. Bu adam dedi ki mesela, şunu da söyleyebilir ve buna hiçbir şey yapamazsınız çünkü adam sakat. Fenerbahçe yönetiminin eli kolu bağlanmış durumda. Net bir şekilde adam gitti, 2 gol attı, 5 gol attı, maçı da kazandırdı. Şov yaptı, harika oldu. Adam geldi, ben sakatım abi, bana tedavimi uygulayın dediği zaman sen kulüp olarak mecbursun ona tedavini uygulayacaksın. Ve Gençler Birliği galiba, Gençler Birliği maçında da oynamak istemiyorum derse oynamaz. Başakşehir. Oynamak istemiyorum derse de oynamaz. Tamam, bu kadar net. Van Persie konusu bu kadar net. Ve Van Persie konusunda Fenerbahçe yönetimi ne yapacağını bilmez halde neden? Çünkü Van Persie'nin yıllık alacağı 5.5 milyon euro
Garanti parası var. Bonuslar hariç. Ve banka teminatı. 5.5 milyon euro. Yıllık garanti aldığı ücret. Ve banka garantisiyle, teminatıyla. Bu garanti alacağı ücret. Şimdi dönüyorsun. Adam diyor ki Feyenoord'dan teklif var. Ama adam şunu biliyor. Feyenoord bana bu parayı veremez. Fenerbahçe yönetimine eli güçlü olduğu için, Snyder'de olduğu gibi, hani siz ve herkes Snyder'in sadece geçmiş alacaklarının ödendiğini ve gittiğini düşünüyor ya. Yani o kocaman bir yalan. Galatasaray Kulübü yalan mı söylüyor? Kocaman bir yalan o. Kocaman borsa, bir aldatmaca o. Borsaya bağlı bir şirket. Kocaman bir aldatmaca o. Bir sürü borsaya bağlı şirket var. Onu bilmem ben. Spekülasyona, spekülatif habere girmesin. Ama ben Galatasaray'dan Snyder'in sadece geçmiş dönemdeki alacaklarına beni kimse alıp gittiğine inandıramaz. 3,5 milyon euro yeni sezondan, oynamadığı sezonun parasını da aldığını ben biliyorum. Beni kimse inandıramaz. Yani 1.800 şeyi aldı, 5 milyon 200 bin euro aldı gitti mi diyorsun? Aynen. Aynı şeyi taksitle alır, onu olur, bunu bilmem. Hayır, sonuçta 5.2 ile anlaştılar diyorsun. Aynen. Çok büyük rakam. 5.2 mi? Diğer aldığı 1.8 ise 3,5 da oradan aldı, 5.3 yapar. 3 neyse işte. Aynı şeyi Snyder, Van Persie ile Fenerbahçe yönetimi bunu biliyor. Van Persie'yi de yönlendiriyor Snyder. Diyor ki bak kardeşim, aynı şekilde ben de gittim. Ama ben oynamadığım sezonun şu kadarını aldım. Şimdi Fenerbahçe yönetimi masaya otursa Van Persie ile, kardeşim sen oraya gidiyorsun, oynuyorsun, buraya geliyorsun, oynamıyorsun. Oturduğun yerden sana 5.5 vermeyelim. Gel bu işi çözelim dese 3.5-4 milyona anlaşacak. Ama Fenerbahçe bu parayı da vermek istemiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de çok ciddi bir Robin Van Persie krizi geldiğinden bu yana, zaten var olan Robin Van Persie krizi hala devam edecek. Robin Van Persie Fenerbahçe'de kalacak mı, kalmayacak mı bu sezon? Ben kalacağını çok, döndüğünde vereceği reaksiyon çok belirleyici olur bak. Milli takımdan dönsün. Şimdi abi çok ben kritik bir zamana derse girdik. Şimdi öyle deme. Cuma günü Avrupa'da transfer bitiyor. Yani biz Türkiye'de 8 Eylül'e kadar yapabiliyoruz transfer. Ama 31 Ağustos itibariyle Avrupa'da transfer bitiyor. Eğer Robin Van Persie gidecekse, ki ben bu UEFA kupalarında oynamayınca böyle bir şüphelendim. Yani muhtemelen gidecek herhalde. Bu şüpheni de buradan paylaştın. Gidecek herhalde dedim. Bu arada Ümit Hoca gönderilmiş mi? Gençler Birliği'nden mi? Evet. Mesut Bakkal'la anlaştı diye haber geldi şimdi. Bizim Atilla diye bir arkadaş var. O da gazetecidir. Bakarız. Yani arkadaşlarımız. Atılgan bir baksana ona. Ümit Hoca gönderilmiş galiba. Peki tamam. Fenerbahçe'ye nokta koyuyorum. Ben de Fenerbahçe, Robin Van Persie'nin hayranı olduğum bir futbolcuydu. Eski Van Persie, yani hepimiz hayranız abi. Yani çok önemli işler yapabileceğini düşünüyordum ama Robin Van Persie'nin biraz da Fenerbahçe'nin oynadığı futbol düzeniyle alakalı olarak bence, çok zorlandığını bence düşünüyorum. Bence mental bir sıkıntısı var. Yani koptu bence. Gökhan bir de üstüne koyamadı. Yani bir türlü o yıldız havasını yaşayamadı Fenerbahçe'de. Atamadı, attıramadı. Yani öyle sen bir son bir manşet vereyim. Ver. Ondan sonra söyleyeyim. Van Persie'yi Snyder gaza getiriyor resmen. Yani ayrılık formülünü Snyder veriyor Van Persie'ye. Onu da söyleyeyim. Ya Van Persie'ye şunu söylüyor. Ben Galatasaray'dan ayrılırken de aldım gelecek sezondan şu kadar payımı. Sen de onu almadan gelme diyor. Feyenoord deli gibi istiyor ama Van Persie de şunu biliyor. Buradan kazandığı parayı yeryüzünde, dünya kür yani dünyada hiçbir kulüp veremez. Son saniyede bir şeyler olabileceğini düşünüyorum ben. Yine ben, her şeye rağmen. Dönüşte. Ocak'ta. Dönüş dönmüyor zaten. Yani Ocak'ta bitiyor çünkü transfer. Ocak'ta diyorum. 31 Ağustos'ta bitiyor onu Cuma. Demiyorum canım kardeşim. Cuma günü bitiyor? Evet. 31 Ağustos'ta bitiyor. Transfer Avrupa'da kapanıyor. Bitti. Yani Robin Van Persie 30 Ağustos gitti, bugün gitti. Cuma günü, Perşembe günü gitti, gitmedi kaldı. Avrupa'da her oyuncu böyle artık. Hmm. Sadece bize gelebiliyor 8 Eylül'e kadar. Peki gelelim Galatasaray'a. Çok geçti be abi ya, evet, transfer çok dönemi. Çok şükür ya. Ya geçti de yani ben 8 Eylül falan arada bayram falan o ben açıkçası Robin Van Persie'nin bilmiyorum net bir şey söylemeyeyim. Yani yorum söylemiş olurum ama yaptığı büyük ayıp. Fenerbahçe taraftarına yaptığı büyük ayıp. Tamam kardeşim, Hollandalısın, kendi milli takımında oyna da eğer o şartlarda oynayabiliyorsan Gökhan Gönül'e bak, Topal'a bak, onlar da oynadı. Gel sen de burada oyna kardeşim. 5,5 milyon euro garanti param var ya. Geçtik, banka teminatlı hem de. Galatasaray'a yani geçtik. Galatasaray'da Asamoah, Gökhan'ın önemli bir haberi var. Yayına girerken de paylaştık. Asamoah'la ilgili bugün dün sosyal medyada tik işareti verdik. Bugün uçak işareti verdik. Yarın da imza işareti koyabiliriz Asamoah'ın yanına. Asamoah, ben şunu söyleyeyim. Galatasaray Kulübü
en geç 48 saat, bak en fazla 48 saat içerisinde Asamoah'ı resmi anlamda açıklayacak. Resmi anlamda Asamoah Galatasaray'da diyecek ve bu arada Galatasaray taraftarları işte Cenk Ergün mü gidecek alacak falan, gidecek, gidip almayı be kimse beklemesin, kimse gitmeyecek almaya. Çünkü önce Asamoah zaten bitti. Asamoah transferi, Asamoah da gelmek için gerçekten büyük bir sabırsızlık içerisinde. Galatasaray'ın maçlarını da izlemiş. Bu takımda olmam lazım diye sürekli konuşuyorlar kendisiyle. Gelip bu takımda oynamak istiyorum. Hazırım. O taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum diyormuş. Dolayısıyla kimse de bu kadar gelmeye hazır bir adamı da kimse gidip almayacak. Dolayısıyla bir bayram hediyesi. Galatasaray yönetimi Asamoah'ı bir bayram hediyesi olarak Galatasaray taraftarlarına 48 saat, en geç 48 saat içerisinde açıklayacak. Kaldı ki zaten bizim yani bitmiş bir transfer. Asamoah transferini biz ilk günden itibaren çok ayrıntılarıyla, tüm gelişmeleriyle vermeye çalıştık. Adım adım verelim de sonra şöyle, çok neden, önceden verince. Biz önceden verdik ama zaten çok önceden iş bitti Gökhan. Evet. Yani bu işin bu kadar uzaması, şimdi Feghouli de o kadar uzadı biliyorsun. Juventus işte Spinzola'yı bekledi, Hövedes'i bekledi gibi böyle bir takım meseleler var. Hı hı. Yani aslında Asamoah'ın Galatasaray'a geleceği bir ay önceden çok net bir şekilde tablo önümüzdeydi. Arda'nın da olma ihtimali sıfır. Onu da dün evet, sevgili seyircilerimizle paylaştık. Bu arada Galatasaray'ın tırnak içerisinde söylüyorum yabancı çöplüğüne dönmüş olan kısmında da hiçbir oyuncuya resmi bir teklif yok. Tabii 8'ine kadar Türkiye'den oyuncu, yani Avrupa'da transfer kapanıyor. De Jong, Kavanda, Balta, birkaç tane daha oyuncu var. Dong. Kavanda'yı saydın. Var, çok var. Şeyde Endoğan Adili var. Birçok oyuncu var. 5 oyuncuları... oyuncu zaten kadro dışı şu anda. Oyuncuların içinde de Emrah Başsan var. Tamam. Oyuncuların hiçbirisinde resmi bir teklif yok. Ben onu söyleyecektim. Resmi bir teklif yok. Son saate kadar bekleyecekler. Olmadı kalacak. Federasyonu da register, yani onaylayamayacaklar. Oğuzhan Kumbasar 48 saatlik süreniz şimdi başladı dedi. Biz yani şimdi sen de ben de fark etmez. Bizim için 48 saat süre gerçekten başladı. Yani bu Asamoah meselesinde 48 saati sevgili seyircilerimiz tutar 48. saat dolmadan, yani 47. Son saat falan diye 46 47'de falan başlarlar. Ne oldu? Gelmedi. 48 saat ne oluyor şimdi? Yani 2 gün sonra bu saatler. Ama yani yokuz. Cumartesi hafta sonu olacak. Dolayısıyla şükürler olsun yokuz. Ama Twitter'dan ama eminim öyle ki öyle demedik. Yani inanın bu net bir bilgiye dayalıdır. Galatasaray'ın içinden çok net bir bilgidir. 48 saat içinde açıklanacağı bilgisi. Süleyman Yaşar demiş ama ki ama bir şey söyleyeceğim. Sen yine de bir Asamoah'ı ara. Ben hani Snyder'de dedim ya sana haberleri ver. Ben Snyder'le görüşmüş gibi tripler yaptın ya. Bir Asamoah'ı arasana. Ben Snyder'le görüşmüş bir şey gibi. Bir Asamoah. Bana salladın ya, Galatasaray yönetiminde senin haber kaynakları var. Bir arasana Asamoah'ı. Bir sor bakalım ne zaman geliyor. Şu anda kontağımız yok. Türkiye'ye gelince tanışacağız. Ha öyle mi? Tabii. Gelirse de kankası olursun sen. Süleyman Yaşa demiş ki emojiler tükenmeden gel Asamoah demiş. Ya bir dakika. Bir dakika. Dur. Bir bayan ya, bir kadın izleyicimiz mesaj atmıştı. Ha bana da atmıştı. Dur, evet, aynı, ona bir bakalım. Bir. Evet, aynısını. 47 saat 58 dakikanız kaldı demiş. Ya, dur abi, dur daha bismillah ya. Ayşegül Çakar attığı mesajı aynen okuyorum. Abi iyi yayınlar diliyorum. İkimiz Enes'le sizi hep beraber izliyoruz ama şimdi o askerde, ona selam yollar mısın programda? Enes selam olsun kardeşim, hayırlı tezkereler olsun. Hep o bana söyletiyordu, siz okuyordunuz, şimdi sürpriz yapacağım, izliyor sizi. Askerde izleyebiliyorsa, asker Enes selam olsun sana. Mesajı okumasan da senin canın sağ olsun demiş, okudum kardeşim. Son olarak da Haluk abi, o sen olsan bari şarkısını canlı yayında söyleyebilir mi programda? Sizi seviyoruz, iyi yayınlar. O sen olsan bari, dün burada sen Instagram hikayesi çektin ya, story. Evet. Orada söyledim ya ben. Benim de dilime dolandı abi, Aleyna Tilki değil mi söyleyen? Evet, Aleyna Genç kardeşimize de başarılar diliyoruz. Hayırlı güzel başarılar şarkı olsun. Reklam. Yakup Sağlam. Abi okumadan nasıl önce benim çok sevgili yeğenim Alihan bizi izliyormuş. Özlediği yerler varmış. İstanbul'a gel kardeşim, yine canım yeğenim Alihan'cığım. Gel ben seni götürürüm yine oralara. Ben de çok özledim seni. Abi matematikte problem var. Matematikte galiba bir problem yok kardeşim. 48 cumartesi saat sonra dedik. Perşembe 00:47 oluyor. Demiş. Nasıl 48 saat sonra Perşembe 00:47 oluyor? Yani Cuma'nın ilk saatleri oluyor. Tamam, Cuma'nın ilk saatleri. Biz ama de biz Cuma günü bayramın gecesi yokuz.
Aa doğru biz. Ya biz bayramın ilk günü yokuz abi. Perşembe gecesi yayın yapıyoruz ama Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. O zaman mı oluyor 48 evet, saat? Biz bayramın ilk birinci günü yayın yapıyoruz. Biz bugün ne abi? Salı'nın çarşamba 00 değil mi? E Perşembe 00, 24 saat. Matematik kötü. Cuma 00. Patladın. Patladın mı? Ya söylesenize patladım mı ben? Ha? Perşembe mi, Cuma mı? Sevinçli demiş ki Asama olur da seyrediyorsa onun yerinde olsam 49 saat sonra gelirim diye. Cüneyt selam olsun, seviyoruz seni. Cengiz abiye de selamlar. Cüneyt değil mi? Bizim Cüneyt değil mi? Cüneyt Sevinçli senin akraban değil mi? Tamam işte Cüneyt. Serdar Cengiz abiye selam olsun. Cengiz Kurtoğlu'nun menajeridir Cüneyt. Serdar Kara abi hala bizi Cengiz abiyle... Yapmadı program, gelmedi Serdar abi. Serdar Kara Asama Gökhan abi özel uçakla getirsin Haluk abi. Zaten 48'de gelmezse, ya 44'te açıklarlar. 44'te açıklamazlarsa ben özel uçak tutup Asamoah'ı götür gideceğim. Oradan da en kötü 48 saatte fotoğraf paylaştırırım. Ben de şöyle diyorum. Eğer 48 saat içinde açıklanmazsa Asamoah transferi haber kaynağını açıkla. Ne dersin? Ben hayatım boyunca haber kaynağını açıklamadım. Açıklamam da zaten. Güzel olmaz mı? Olmaz. Ben de merak ediyorum çünkü. Haber kaynağı. Nereden geliyor bu işler yani? Benim var tanıdıklarım yüksek yerlerde. Senin yok. 35-40 senedir esas bugün yapıyorsun. Çok güzel bir haber vardı, geçe kaldı ya, yarın konuşalım onu. Bugün toplantıda Florya'da sürpriz bir isim vardı ama ben söyleyeyim ya. Söyleme. Ben söyleyeceğim hala abi. Lütfen. Hayır söyleyeceğim. Teyit ettirelim ondan. Neyi teyit ettireceğim? Bir daha teyit edelim. Üzerinden neyi teyit ettireceksin abi? Çünkü daha bu 6 kişiye mi teyit? 5 kişiye teyit ettirdik be abiciğim. Tamam, hayır ben bir daha teyit ettirmek istiyorum lütfen. Geri senden dönmek inanıştan değil. Feguli idmanlara başladı. Bugün Florya'daki sürpriz için Feguli'ydi diyormuş. Geri döndü Galatasaray'a. Birileri geri döndü. Feguli. Çok sevdiğiniz birileri geri döndü. Feguli. Ama Feguli değil tabii yani. Feguli antrenmanlara başladı. Çok önemli. Çok sevdiğiniz biri geri döndü Galatasaray'da. Yarın programda açıklayacağız. Teyit ettirmek istiyormuş da 600 kişiye teyit ettirdik. Ya yani bir 601. kişiyi de istiyor. Hangisi Feguli bunlardan? Sağdaki. Siyahlı olan. O Uğur Karakullukçu kardeşimize benziyor ya. Ha? O, değil mi? Evet benziyor. Uğur Karakullukçu'ya benziyor arkadaş. Selam olsun. O da şu anda başka bir kanalda galiba değil mi? Karşımızda. Uğur Karakullukçu selam olsun sana da kardeşim. Buradan sana selam olsun Uğur. Ben Ilgaz'a da selam gönderiyorum. Ben Mustafa Göksu... Aspor'a selam olsun. Aspor'daki arkadaşlarımıza sayfa, selam olsun. Son sayfaya selam son olsun. Son sayfa programına selam olsun. Selamı mı geçtik abi? Yok abi yani böyle çok reklam sonrasında çok sıkışıyoruz. Yani günün bir videosu şey var bir tane. Ver çok abi. Güzel bir video. Tamam, ver. Beşiktaş konuşmuyorum bugün. Zaten ne zaman konuşuyorsun ki abi? Sesi yok mu? Sese gerek yok bence. Güzel, nefis, şahane. Sesi mi yok? Hop, oradan dokundu. Ha bir de anlatıyor musun abi bunu? İnsanlar görüyor zaten abi. Ama bir şey söylememiz gerekiyor. Sessiz böyle yani bir vardı sessizlik sesi. Olmasın diye. Tekrar top düştü. Geldi. Hop. Abi bunu nasıl yapar bir insan ya? Arsene Wenger. O abi o değil de top nasıl orada duruyor abi? Abi uğraşırsın durursun. Ha. Boş vakti çokmuş adamların. Arsene Wenger'le ilgili yalnız var ya yapılmadık şey kalmadı adam hala orada. Biliyorsun bir maç sırasında da yukarıdan uçak geçti. Biliyorum. Uçaktan pankart açtılar. Ama ben Arsene Wenger'in yerinde olsam Gökhan çok net söylüyorum. Bunu görsem istifa ederim. İyi ki değilsin. Yani bu kadar hazırlık var abi benim için. Yani ben gideyim diye bu kadar hazırlık yapılıyorsa buna saygı gösterir istifa ederim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Semih Saygıner kıskanıyor olabilir bu. Müthiş, mükemmel, harika. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Asamoah 48 saatte açıklanmazsa açıklanınca bana imzalı bir Asamoah forması alır Gökhan Bey demiş sayın avukatınız. Ya bir şey söyleyeceğim. İmzalı ne olacak? Şenol. Yani birlikte, Şenol, birlikte sen... yola çıktınız. Onun lafı, formanın lafı mı olur Şenol? Şenol kardeşime teşekkür ediyorum buradan. Canım avukatım Şenol kardeşime. Fatih'im benim Balıkesir'den iyi geceler demiş. İyi geceler. Ya, selama geçtiysek ben de Instagram... Arkadaşlar Instagram hesabım Gökhan Dinç alttire. Gökhan Dinç alttire Instagram hesabına gönderin hemen okuyorum arkadaşlar. Aa, kim döndü Galatasaray demişler. Arkadaşlar yarın teyit edeceğim. Söz veriyorum. Abdurrahim Albayrak'la ilgisi yok. Şimdi öyle konuşunca. Ya işte, Ahmet Özgönül demiş ki Haluk abi tam adım okunacağı zaman Gökhan sesli bir şekilde konuşmaya başlıyor. O yüzden adımı ve soyadımı Gökhan söylesin demiş. Tamam neymiş adı? Ahmet Özgönül. Ahmet Özgönül. Özgönül evet. Ya arkadaş ya Oğuzhan sesli mesaj gönderiyorsun ya. Bizi izliyorsun bir de sesli mesaj gönderiyorsun. Nasıl açayım ben bunu ya yayında? Allah'ım yarabbim ya. Ezdin yine Haluk Bey demiş Erkal. Bak bunları yapma diyorum sana. İnsanlar
İyi gece Araz Furkan. Adana'dan selamlar Utku Tekalev. Yeşim demiş ki durun abi dur. Abi Adana'dan selam. Utku söyledi. Yeşim selam olsun sana. Okuyamadım. Ahmet Can merhabalar. Harun Yeşir, Uygar Karamer. İyi geceler.